Başladı virüs. Bir hafta çıkamadım. Sizdeki de şans. Gitmeyin hocam. Bizimkilerden kapı kırmış. Aşı olmasın. Sen yapsın. Beş hafta. Çok sakin. Önce hiç ya liseyi Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Resim hayatım orada başladı. Daha sonra 2009'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde geleneksel Türk sanatları hat alanında okudum. Akabinde Ebru ile tanıştım, Ebru Sanatı ile. Farklı figürler çıkarmaya başladım. Yani resmin daha farklı bir boyuta taşıdım Ebru'yu. Su üzerinde artık portre, işte hayvan figürleri ve farklı figürler işlemeye başladım. Ve burada öğrencilerimiz var. Eğitimler veriyoruz. Hayvan figürlerini çok seviyorum öncelikle. Ebru yapmadan önce zaten resim ile çalışıyordum. Hayvan figürleri. Daha sonra Ebru ile tanıştığım zaman tuval yerine, sulu boya yerine, akrilik yerine bu sefer su üzerinde bu figürleri çalışmaya başladım. En çok sevdiğim figürler de geyikler, ceylanlar ve tavus kuşunu işlemeyi çok seviyorum. Çok estetik geliyor bana ceylan ve geyik figürleri. İşlemeyi çok seviyorum su üzerinde. Dolayısıyla sürekli çalışmalarımda bunları görmek mümkün. Bu tarz çalışmalarla Ebru sanatına farklı bir boyut getiriyoruz. Bunlar tabii zamanla eğitim almak isteyenler oluyor. Resim yeteneği olup su üzerinde benim yaptığım tarzda yapmak isteyenler oluyor. Eğitimler veriyoruz tabii ki de. Çünkü bu bir çiçek yapmak gibi, bir lale yapmak gibi kolay değil. Biraz daha zaman alıyor. Bol pratik lazım. Bunun yanında burada malzeme çok çok önemli. Yani şimdi malzemeyi bilmezseniz istediğiniz kadar iyi bir ressam olun. Onu suya yansıtmak imkansız. Bunun için Ebru'da su, boya ayarı, atışlar, biz tutuşu bunların hepsi çok çok önemli. Geriye kalan tek şey de pratik. Burada icra edilen kurs geleneksel Türk İslam sanatlarından Ebru olduğu için tarihi bir yapıyla bütünleştirip kursu burada vermenin o ambiyansı daha iyi yansıtabileceğini düşündüğümüz için kurs mekanı olarak burayı değerlendirdik. Vahap hocamız alanında deneyimli, yaptığı Ebru çalışmalarıyla adından söz ettiren bir hocamız. Pandemi döneminde sınırlı sayıda da olsa aldığımız stajyer öğrencilerimizle, okullarda bu alanda çalışan öğrencilerimizi burada eğitimlere tabi tuttuk ve kurs sonunda aldığımız güzel çalışmalarla bunun ne kadar isabetli bir fikir olduğu kanaatine vardık. Öğrenciler dışında aynı zamanda kursiyerlerimiz Ebru çalışmalarına katılıyorlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz okullarda eğitim gören özellikle kırsal mahallelerimizden ara ara buraya getirdiğimiz öğrencilere Ebru'yu tanıtma ve gelecek nesillere aktarabilme adına bu sanatı onlara öğretiyoruz.